Mirasım hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Hemen ben konuğuma döneceğim. Cüneyt Asan Günaydın, Et Restoranları kurucusu Cüneyt Bey. Ben dönmek istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş tabii biz şimdi enflasyonla mücadele ediyoruz hep beraber yıllardır. Ama en önemli oradaki kalem gıda enflasyonu. Hiç vakit kaybetmeden ben soracağım. Şimdi siz restoran işindesiniz. Çok net görüyorsunuz çünkü her ürün var size. Etinden tutun da sebzesine, beyaz etin aklınıza ne gelirse. Onunla başlayalım. Şu pandemi dönemindeki fiyatlama gözünüzde şöyle hani bakarsınız ya, göz göre göre gitti denir ya, nasıl ilerledi? Evet. Öncelikle ülkeye geçmiş olsun demek istiyorum. Allah'ım ne olur müthiş bir yağmur sel vardı ya Karadeniz'de. Tam o seller tam tersine dönsün ve bu yangın bitsin ne olur çünkü. Her içimiz yanıyor falan diyoruz ya, içimiz kalmadı, her şeyimiz yandı, yanıyor. Onun için Allah'ım ne olur bir yağmur, galiba Allah halledecek, inşallah öyle olsun. Dedikten sonra da fiyatlar, gıda, şimdi pandemiyle beraber her şey farklı değişti biliyorsunuz. Pandemi zaten var olan enflasyonu iyice körükledi. Üretim yok, tüketim var mı, nasıl bir tüketim var, her şey birbirine karıştı. Dolayısıyla şu anda gelmiş olduğumuz şey itibariyle, fiyatları tüketici enflasyonu yani en önemlisi tüketici enflasyonu. Hı hı. Çünkü bahsettiğimiz gıda bir tüketim malzemesi. %19 üzerinde artıyor. %19'un üzerinde artıyor. Son 7 yıldan beri toplamda baktığımızda yaklaşık maliyetlerde %40 ile %45 arası civarında bir artışı görüyoruz. %40-45 son 7 ay civarında. Artışların yüksek olmasının en büyük sebebi söylediğim gibi Covid ve şimdi de Allah'ın belası yangın. Bu da hemen kötü. Çünkü yangın aynı zamanda sadece ormanı, canlıları yakıp yıkmıyor. Çıkarmış olduğu yüksek ateş, ısı bütün tarlaları ve çünkü neresinden bahsediyoruz? Antalya ve civarından bahsediyoruz yani. Bahsettiğimiz yer üretimin yapılan, en çok üretim yapılan yerler. Isı tarlaları ve de bütün seraları ne yapıyor? Yakıyor, yıkıyor, döküyor ve ürünler de zarar görüyor. Bu da böyle bir gerçeği de var. Dolayısıyla artışlar doğrudan fiyatlara yansıyor mu sorusu çıkıyor meydana. Tabii. Ama %40 ve %45 gibi ne oluyor? Artıyor. Bu böyledir. Yani bu süre içinde. Son 7 aydaki hikaye budur. Şimdi fiyatlara nasıl yansıtalım? Hadi nasıl yansıtırsınız? Tabii ki asla yansımıyor. Asla yansımıyor. Şimdi dolayısıyla en önemli şeylerden bir tanesi et fiyatları. Et fiyatları, sebze vesaire bilmem neler, insanlar iyi kötü ona ulaşabiliyorlar ama et öyle bir durumda ki tam bir felaket duruma geliyor. Şimdi buradaki etteki fiyat artışı net olarak %25'i görüyorum. Tam net olarak %25'i maliyet görüyorum. Maliyet artışı. Evet, maliyet artışı. Fakat bu sadece şeyde değil, bir de etin lüks olan kısmı var. Bu lüks olan kısmına baktığınız zaman yani bonfile, kontrafile, antrikot, ızgara, yani turizme gelen insanlara sunabileceğimiz kısımlar, o değerli kısımlar, onlarda %40 gibi görünüyor. Hmm. Çünkü onlar daha değerli etler ve dolayısıyla daha fazla artış gösteriyorlar. Bu etteki ve normaldeki artışlar bunlardan ibaret. Şimdi lokanta sektöründe menülere biz bunları nasıl? Yani %45 maliyet artışı, evet. 7 ayda ama bunu %45 yansıtırsanız mevcut müşteri, mevcut oraya gelen misafirleri de şaşırlar diyeceğim ama artık herkes, evet, de farkında. Nasıl yansıtıyorsunuz? Yansıtabiliyor musunuz aslında? Aslında olması gereken bunun paralelinde bir şeyler yapmak. Çünkü bu işletmelerin yürümesi, çalışanların kazanması vesairesi, kiralar, onlar bunlar her şey malum. Buna paralel olarak bir şey yapmak. Ama asla biz bunu yapamıyoruz. Bunu yapamıyor olmamızın da sıkıntısını şu anda yaşıyoruz. Hmm. Yazla beraber sahildeki yerlerimiz, örneğin Bodrum'daki dükkanımız fevkalade çalışıyor. Hem de geçmiş yıllara baktığımızda 2-3 kat fazla iş yapıyor. Bu çok iyi. Ama bizim 50 tane dükkan var mesela. Bu 50 tane dükkanın içinde sadece sahildeki dükkanlarla yine dönüşebiliyor musunuz? Hayır. Dönüşemiyorsunuz. Bölge bölge fiyat farklılıkları var. Bölge bölge hayır. Genel anlamda yok. Ama sahillerde var. Sahillerde o da ne kadar var? Yine %15 gibi, %20 gibi var. Sahillerdeki dükkanlar gerçekten Covid'den sıkılan insanlardan dolayı inanılmaz bir boyuttalar. İnşallah bu bize Covid olarak geri dönmez. Şu anda Eylül ve Ekim ayları için
biraz tereddütüm var. Çünkü görüyorum ki biraz sıkıntı yaşayacağız. İnşallah yeniden bir kapamaya vesaireye gitmeyiz. Beklenir mi peki kapanma? Yani ya, kabine toplantısı kapatırız der mi? Demez mi? Dememeli. Diyemez. Çünkü ekonomik olarak bizim buna bir daha katlanabilecek halimiz, durumumuz yok. Onun için halka aslında seslenmek isterim ki lütfen dikkat edin. O günlere yeniden geri dönmeyelim. Eğer dönersek ekonomik olarak gerçekten bu sefer perişan değil, perişan oluruz. Perişan oluruz. Onun için yani bu kararı veren insanlara bu şekilde bir kararı alma zorunda bırakmayalım diyorum. Şimdi peki bu sizin sahilde de var restoranlarınız. Bölgeden de bilgi alıyorsunuzdur bu yangın bölgesinde. Evet. Ne diyorlar? Yani ben de öğreniyoruz tabii oradaki arkadaşlardan ama genel görüntü ne durumdaymış? Genel görüntü aslında vahim durumda. İnsanlar gelmeyen yani yangının ulaşmadığı yerde bir sorun yok. Ama diğer tarafta bu insanlar ülkelerini seviyorlar. Bu ülkeleri, canlıları seviyorlar. Bu ülkenin insanı sevgi dolu insan. Dolayısıyla bir tereddüt içindeler, mutlu değiller ve de tatillerini kısa kesip geriye dönmek istiyorlar. Çünkü Marmaris'ten bahsediyoruz yani. Antalya'dır, Marmaris'tir, Antalya, bahsettiğimiz yerler, Kalkan. Bodrum. Yani en yoğun olan yerler. Onun için gelen var, oraya adeta savaşa giden var. Yangınla savaşmaya gidenler var. Ama insanlar mutsuz, rahatsız. Tatil demeyelim biz ona ya. Tatilde değiller. O bölgedeki insanlar şu anda tatilde değiller. Bundan emin olun çünkü bizzat içindeyim. Görüyorum, takip ediyorum. Hatta gidecektim, gidemedim. Ama yine de gideceğim. Yine peki, de aklım orada yani. Peki şunu da sormak istiyorum ben size. Bu pandemi döneminde nasıl idare ettiniz istihdamı? Konuşuyorduk evet, size yayın öncesi. Evet, elimizden geldiğince aldığımız işte hükümet kararlarıyla verilenler vardı. Bize yardımlar vardı. O yardımlar tabii ki bizim için yeterli olması mümkün değildi. Geri kalanını biz elimizden geldiğince tüm çalışan arkadaşlarımıza bir şekilde yetmeye çalıştık. Yettik mi? Hayır. Yetebildik mi? Hayır. Bu süreç içinde gördüğüm gerçek manzara şuydu. Çalışan arkadaşlarımız gerçekten bankalara borçlandılar. Gerçekten sorun yaşadılar ve hala da o sorunları sonrasında ödemek için o sorunlarda boğuşuyorlar. Ama biz elimizden geldiğince onlara yetmeye çalıştık. Doğrusu bu yani. Ama %100 yettik mi? Hayır. Bunun için mutsuzum. Onun için bir daha böyle bir durum yaşamamak için lütfen herkes üzerine düşen sorumluluğu halletsin. Peki istihdam kaybı oldu mu? Son onu sormak istiyorum. Şöyle kendileri işte memleketine dönen oldu dendi. Şu dönemde açılma sonrası istihdam ihtiyacımız oldu, insan bulamadık dendi. Bunlar sahadan aldığımız bilgiler. Doğru evet, mu? Evet. Oldu tabii. Yani genel anlamda baktığımız genel anlamda baktığımız zaman sektörde böyle bir sorun oldu. Tabii ki memleketine dönen insanlar da oldular. Çocuklar tarıma yeniden gideceğim, hayvancılık yapacağım, tarım yapacağım, annemle babamla yaşamaya başlayacağım diyen birçok insan oldu. Ama genel anlamda hala zaten bizim yetişmiş adam sorunumuz her zaman vardır. Ve yetişmiş olan adamlarımızı, insanlarımızı da özellikle Orta Doğu ve Rusya, orada açılan restoranları da kullanmak üzere yetişmiş olanların hepsini götürdüler. Bu sorunu bizzat çok dibine kadar yaşayan biri olarak bundan çok şikayetçiyim. Hem şikayetçiyim hem memnunum. Çünkü adeta adam yetiştirdik, fabrika gibi adam yetiştirdik. Ve Orta Doğu'yla Rusya'ya özellikle bu adamlar transfer oldular ve dolar kazanıyorlar. Dolar kazanıyorlar. Bu anlamda da mutluyum. Ama sizin sorduğunuz sorunun cevabı evet, sorun var. Adam sorunu var. Evet, çok duydum bunu. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok net özetlediniz. Bu arada geçmiş olsun size de. Umarım en kısa sürede söndürülür diyecek bir şey. Evet, inşallah söndürülür. Bir dakikalık varsa bir dakika daha bir şey söylemek istiyorum. Son. Evet, bu arada tabii ki büyümeyi gerçekleştiremedik. Yani genel anlamda sektör tabii büyümeyi gerçekleştiremedi. Biz şu anda Galata Port açılıyor. Hı hı. Galata Port'ta gerçekten iki tane dükkan açıyoruz. Galata Port çok büyük proje. İzmir'de İstinye Park açılıyor. O projeler var. Bahreyn'i açtık bu arada tabii bütün bu sorunlara rağmen Erbil'le Bahreyn'i açabildik sadece ama çok geride kaldık, bu aşıyı kapatacağız.
Kapatacağız. Nasıl? 5 yıllık bir proje mi? Yani 5 yıllık tabii bir süreç. Tabii bizim projelerimiz zaten yapıldı. 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık projelerimiz zaten var. Sadece bizi Covid durdurdu. Evet. Biz zaten yolumuzdayız. Devam ediyoruz, edeceğiz. Devam edeceğiz. Hem insan yetiştireceğiz, hem istihdam sağlayacağız, hem ülkemize dolar sokacağız. Zaten Türkiye cennet gibi oldu. Adam bir dolar getiriyor, evet, 10 dolar harcıyor. Onun için evet, ülkemize turist gelecek. Bekliyoruz. Yeter ki şu sorunları Allah'ın izniyle şu yangın bitsin. Evet, Covid'i zaten yırttık sayılır ama dikkat edersek şu yangın. Allah'a bir yağmur ver. Evet, insan gücü yetmiyor çünkü. Yetmiyor. Evet. Peki Cüneyt Bey çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş ben olsun. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Emen Akhisar Ticaret Borsası Başkanı'na ben dönmek istiyorum. Alper Alhat karşımda. Alper Bey, vakit kaybetmeyeyim. Orman yangınları üretim nasıl etkileyecek? Onunla başlayalım ve zeytin sektörü bu yıl nasıl geçiriyor? Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Tabii ki yangınlar kesinlikle ülkemizde hiç istemediğimiz şeyler ama maalesef her yılda karşılaştığımız bir durum. Tahminlerimiz inşallah çok büyük bir zeytin ağacımızın ve ormanlarımızın daha da fazla yanmamasından yana. Tabii ki gerçekten de üzüldüğümüz bir konu ama konumuza geldiğimizde zeytin ve zeytinyağı ülke ekonomisi için çok önemli. Ülkedeki ve dünyadaki vatandaşlarımızın sağlığı için de çok önemli bir durumda. Bununla ilgili önemli adımlar atılması gereken günlerde biraz geç kalmış durumdayız. Gerçekten de zeytin ve zeytinyağı sektörümüzde birçok farklı durumlarda sıkıntıları yaşıyoruz. Hem sektör üreticileri, hem firmalar, hem de tüketiciler konusunda üçlü bir dengenin kurulması gereken bir dönemdeyiz şu anda. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizin bu arada sormak istediğiniz bir konu var mı? Ben devam edeyim hızlıca. Şunu merak ediyoruz. Şimdi Türkiye zeytin, aslında zeytinyağı deyince Türkiye gelir aklına insanların ama fiyatlarda da çok ciddi artış var. Bunu da sormak istiyorum. Devam edecek mi? Evet. Şimdi evet, biz Covid'den beri ve öncesinden beri yaklaşık %25, %30, %40 ve en son en başına doğru döndüğümüzde %50'ye varan bir fiyat artışlarından geçtik. Tabii burada üretici maliyetlerinin de inanılmaz bir yükseldiği dönemdeyiz. İşte gübre fiyatları, elektrik, akaryakıt, birçok giderlerin yükseldiği. Aynı anda tek sıkıntı yaşadığımız tüketicimizin bu yükseliş karşısında gelir hattının artılmaması. Bununla ilgili bakanlığımızın ve devletimizin çok hızlı geç kalmış olduğu bir KDV desteğinin yapılmadığı bir döneme girdik. Artık bu bitkisel yağlarda, çiçek yağında bilhassa %35'lere varan yapılan desteklerin zeytin ve zeytinyağı sektöründe hiçbir şekilde hayata geçmemesi ve çok geç kalınması bizi son derece endişelendiriyor. Çünkü devletimiz her ürüne destek oldu. Bu ülkemizin yerli ve milli ürünü, ithalatı olmayan, yaklaşık 400 bin üreticinin ürettiği alın teri olan bir ürünün KDV'sinin hala %1'e indirilmesi ya da devlet bu konuyla ilgili %7 bir destek yapmaması bizi son derece üzücü bir durumda bırakıyor. Maliyetlerimiz sürekli değişiyor ama biz hem üretici ve hem tüketici dengesini de sağlamak zorundayız. Bununla ilgili çalışmalar için sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum size. Evet, peki ihracatta durum nedir? Şimdi bu pandemi döneminde her şey çok değişti. İhracat pazarları değişti, ihracat miktarları arttı, azaldı. Sizde durum ne? Yeni pazarlar açabildik mi? Şimdi öncelikle ihracatta Türkiye'de zeytinyağında iki tane model var. Bir, dökme ihracat dediğimiz, ikincisi de ambalajlı ihracat dediğimiz iki konumuz var. Şimdi biliyorsunuz pandemiyle birlikte dünyadaki insanlar daha sağlıklı yağlara yöneldiler. Birçok palm yağı gibi yağları kullanmayı azaltıp çiçek yağı, mısır özü yağı, zeytinyağı gibi ürünler kullanılmaya başladı. Ya da marketlerde satılan ürünlere geçtiler bütün dünyada. Ve dünyada üretim düşüklüğüyle beraber tüketim artmasıyla yağ fiyatlarının hepsinde %50, %100'e yakın fiyat artışları söz konusu. Ve biz bu fiyat artışlarında ülkemizde geçen sene sezonunda 570-600 dolar olan çiçek yağı ham fiyatları
1500-1600 dolarlara kadar çıktı. Doğru zamandaki doğru ihracatları ve ithalatların dengelenmesi noktasında yanlış politikalar uygulandı. Bunların düzeltilmesiyle ilgili çalışmaları şu anda yaptık ama çok geç kaldık. Zeytinyağda da buna benzer durumlar söz konusu oldu. Ucuzken zeytinyağlarımızı sattık. Şu anda iç piyasada yüksek fiyatlı ürün talepleriyle ilgili bu sefer de satış rakamlarında sıkıntılar yaşıyoruz. İhracatın düzenlenmesi konusunda bakanlıklar çeşitli çalışmalar yaptılar. Bir dönem ihracat yasakları ile ilgili gündeme gelindi. Birçok sektör öncüleri bu konuyla ilgili konuşmalar yapmıştı, vekiller olsun. Ama ihracat yasağı ya da kısıtlaması kaldırıldı. Bununla ilgili şu anda hiç kimse bir şey konuşmuyor. Geçen hafta itibariyle bu kaldırıldı. Biz buradan size bunun da bilgisini verelim ya da bununla ilgili haberi de yapmış olalım. Çünkü bu kısıtlama yapıldığında ortada çok spekülatif hareketler yapılmaya çalışıldı. Biz firma olarak ve Akisar Ticaret Borsası olarak bu konuda gerekli engelleri gerçekleştirdik. İnsanların üzerindeki ürünlerin fiyatının düşürülmesiyle ilgili olan bir konu olmamasıyla ilgili çalışmaları yapmıştık zaten. Şu anda etkilenmemişti hiç kimse. İnşallah bundan sonraki dönemde de ihracatın açılmasıyla da daha güzel günlerin olacağını düşünüyoruz. Alper Bey, çok teşekkür ediyorum. Maalesef sürenin de sonuna geldim. Tekrar bekliyoruz yalnız. Bu konu oldukça önemli. İlerleyen haftalarda tekrar ben yayınımıza sizi almak isterim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. İyiler. Sağ olun. Cüneyt Bey, size tekrar teşekkür ediyorum. Efendim bitiriyoruz. Akşam 19'da tekrar karşınızdayım. Onlar...